Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızın konusu malum olduğu üzere zam yağmurları. Şimdi bu zam yağmurları neden başladı, neden devam edecek ve bundan sonra da ağır tablolar görecek miyiz diye kısaca yine toparlayıcı bir bilgiler aktarmaya çalışıyor olacağız. Tabii ki sizler de takdir edersiniz ki zam yağmurlarının olmasının temel sebebi Türkiye'nin 21 yıllık tek partiyle birlikte yönetilmiş olan ekonomideki muazzam kalkınmamızdan kaynaklı. Yani ekonomimiz o kadar güçlü ki bu güçlü olan ekonomimizi daha da güçlendirebilmek için bu ağır zamları, ek vergileri vesaireyi sağ olsun yöneticiler bizlere hak gördüler ve büyümüş olan ekonomimizin de ne kadar refah içinde olduğunu bu yapılan zamlardan da hiç kimsenin etkilenmemesinden kaynaklı olarak sahada görmek istediklerinden dolayı yapıyorlar. Tabii ki böyle bir durum yok. Böyle bir durum olmasını isterdik ama ne yazık ki böyle bir durum yok. Gerçekten ülke ekonomisi getirilmiş olduğu hal üzerine o kadar sıkıntılı bir duruma itildi ki çıkar yol olarak insanların üzerine çok ağır vergiler ve zamlar sağlayarak karşılamaya çalışıyorlar. Çünkü kasa boş. Kasanın boş olduğunun konuşulmaması için seçim dönemini bir hatırlayın. O dönemlerde iktidar partisinin izlemiş olduğu miting programları ne üzerine kurulmuştu? Beka meselesi, terör meselesi vesaire. Hep bunu konuştular. Çünkü ekonomi konuşulsaydı ve geniş kitleler de ekonominin gerçekten kötü gittiğinin, kasanın boş olduğunu öğrenmiş olsalardı, bu kasayı boşaltanın mevcut hükümet olduğunu boşaltan derken yanlış anlamda söylemiyorum. Yani izlemiş olduğu politikalar nazarında kasanın boşaldığı görülür hale gelseydi seçmen onları desteklemeyecekti. O yüzden de tek hal çaresi olarak ben terörden, işte devletin vatanı ve birliğinden, vatan millet Sakarya uğrundan, aşkından dem vurursam kendi tabanımı biraz da olsa tutarım ve hiçbir sorun yaşamazdan da giderim dedi. Ve zaten seçimlerde de kendi tabanını tuttuğunu gördük. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanı zaten yine %52 almıştı. Aynı oyunu bu sayede koruduğunu gördük. Eğer ekonomimiz ciddi anlamda büyümüş olsaydı bu yapılmış olan savunma sanayindeki kalkınma hamleleriyle birlikte biz ekonomik anlamda bir sıçrayış yaşıyor olsaydık zaten burada kendisine yönelik oy artışının oransal olarak arttığını görecektik. Ama bunu göremedik. Bu olmadı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artık ciddi anlamda ülke ekonomisi çıkmaza doğru giriyor. Ülke ekonomisini devraldığında OECD rakamlarına göre baktığımızda ilk 20 dünyadaki en büyük ekonomik ülke sıralamasına baktığımızda 16. sıradaydık. Şu an 21 yıllık ekonomi yönetimiyle birlikte tek partili giden dönemde gelmiş olduğumuz hal yani sıralama 19. sıra arkadaşlar. Konuyu takip edenler bileceklerdir. Bir ara 2022'nin ilk 6 ayında 22. sıraya düşmüştük. Yani G20'den yani o gelişmiş olan ilk 20 ekonomik büyüklükteki ülke sıralamasının dışında kalmıştık. Ama son anda yapılan birkaç hamleyle birlikte diyelim Oraları soru işareti olsun şimdilik. 19. sıraya kadar tekrardan bir çıkışımızın olduğunu görüyoruz. Ama ekonomi böyle gittiği süre boyunca biz özellikle neyi biliyoruz? Önümüzdeki yıl itibariyle yine G, yani 20 büyük ekonomik ülke sıralamasından dışarıya çıkmış olacağız. Bu çok açık bir şekilde gözüküyor. Kasanın da boş olduğunu yapılan bu ağır zamlarla birlikte görüyoruz. Bir de biraz da olsa kasayı doldurabilmek, ülkeye döviz cinsinden rezerv nakit sağlayabilmek için Körfez ülkelerine yani Arap Yarımadası'ndaki Körfez ülkelerine sıklıkla ziyarete gittiğini görürsünüz. Maliye Bakanı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının. Niye bunlar oluyor? Çünkü kusura bakmayın ama Ecevit'i eleştiriyorlardı. Kapı kapı Amerika'ya gidiyordun işte İngiltere'ye gidiyordun diye para dilenmeye onların kullandığı tanım bu olduğu için söylüyorum. Şimdi siz körfez ülkelerine niye gidiyorsunuz? Para dilenmeye. Aynısı 21 yıl sonra gelinmiş olan tablo almış olduğu yönetim tablosuyla aynı arkadaşlar. Neden? Çünkü kimseyi dinlemiyor. Kimseyi dinlemediği için biz bu halde oluyoruz. En sonunda bile Sayın Mehmet Şimşek'e getirmesiyle beraber iş başına yıllardır eleştirmiş olduğu yani özellikle şu salgın dönemindeki izlenmiş olan yanlış ekonomi politikalarından dolayı ekonomistlerin eleşmiş, eleştirmiş olduğu tabloya istenilen o yola, raya geldiler mi? Geldiler. Burada kaybeden kim oldu? Ağır bir şekilde vatandaş daha sonra devlet kasası. Burada vatandaşı niye önceliyoruz? Çünkü vatandaş ve millet varsa devlet var. Millet yoksa zaten devlet yok. O yüzden öncelikli olarak hangi hükümet olursa olsun iş başında öncelikli olarak gözetilmesi gereken hane halkının ekonomisidir. Hatırlayın. Seçimler daha gerçekleşmeden önce yapmış olduğumuz canlı yayınlarda sizlere ne dedik biz? Tavsiyemiz herkesin kendi ekonomisini koruması yönünde olması şeklindeydi. O günkü yapmış olduğumuz canlı yayınlardaki kur 18'lerdeydi döviz kuru dolar kuru 18'lerdeydi ve seçim sonrasında kim kazanırsa kazansın dedik. İki büyük ittifaktan kim kazanırsa kazansın döviz cinsi dolar cinsinden otomatikman en az 25 bandına kadar çıkartılacak dedik. E şimdi seçim sonrasında bildiğiniz üzere dolar cinsi şu anda 26 TL. Euro 30 bandına dayanmış durumda. Yani bu anlatmış olduğumuz canlı yayınlardaki konular hiç de öyle bugünlerdeki ütopik bir tablo değildi. Eğer naçizane diyelim az çok bize değer veren kulak kabartanlardan biriyseniz zaten ekonomi anlamında kendinizi bir bakıma da olsa nereye yönlendirmeniz gerektiğini o dönemlerde görmüş. Bugünlerde de zaten bu garantili diğer yatırımları yapmış olduğunuzu düşünüyoruz. Ya döviz cinsinden veya altın cinsinden kendi kazancınızı buralara yatırın diyorduk. Yani bu bir yatırım tavsiyesi olarak dikkate alınsın veya alınmasın sorun değil ama bizlerde de öngörümüzü söylüyorduk size. Ve öngörümüz de bugün tutuyorsa demek ki doğru bir analizle, doğru bir tavsiyelerle sizleri yönlendirme çalışmış olduğumuzun kanıtıdır bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim asli anlamda toplumun rahatsızlığına, bu zamlardan dolayı rahatsızlığına gelelim. Şimdi bizi uzun zamandır takip edenlerden biriyseniz ara ara bizim videolarımızda şunu duymuşsunuzdur. Uygulanması gereken ekonomik politikanın temel tanımı katlanizm olması gerekiyor diyorduk biz. Bunu bir Sayın Murat Zurnacı Bey'in de yapmış olduğu programda dile getirmiştik. Katlanizm uygulanması gereken bir programdır arkadaşlar. Bir ekonomi politikasıdır. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ve neden olması lazım? Neden olması lazımın cevabı İslami bir tabanda olmasıdır. Niye, nasıl olması gerektiğini şöyle olması gerekiyor. Kamusal anlamda siyasi erklerin ekonomimize yönelik hangi tarifelerde direkt olarak etkisi varsa işte zam yaptım veya indirim yaptım gibi bir konuyla alakalı kendilerinin tekelinde olan bir konu varsa bu konuda katmanizm uygulanması lazım. Nasıl olacak o? Hangi hük hükümet seçilirse seçilsin. Hiç fark etmez. Seçilen hükümet yapmış olduğu zamlardan ilk önce etkilenecek olan grup bu hükümet kimse partisel bazda o partiyi destekleyen seçmenler olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü adaletli olmamız lazım. Hakkaniyetli olmamız lazım. Zulmün önüne geçiyor olmamız lazım. Zaten o mevcut hükümet hangi parti ise onu desteklemeyen Diğer partileri destekleyen seçmenler zaten kendince yapmış olduğu araştırmayla şu kanaatten dolayı mevcut seçilmişe oy vermiyor. Ben yapmış olduğum araştırmalara göre bu iş başına gelirse ekonomimizi kötüye götürecek. Ben de bu kötü gidişatı istemediğim için A'yı değil B'yi seçiyorum diyor. Eğer o B'yi seçmiş olmasına rağmen A iş başına geliyorsa B'deki seçmen kitlesinin hiçbir şekilde bu A'nın atmış olduğu ekonomideki iyi veya kötü adımlardan etkilenmemesi lazım. O yüzden seçim tarihi hangi takvimdeyse, hangi tarihteyse o tarihteki baz alınan temel maliyet fiyatlandırılması dondurulacak. Muhalefette kalan seçmene o bant üzerinden fiyatlama yapılacak. A seçmenin de A hükümeti iş başına geldiğinde ekonomiyi biraz daha toparlayayım diye uygulayacağı o sert tedbirler A seçmenin etkilemesi gerekiyor. Bu da gayet adil olan bir düzen. Niye bunu istiyoruz biz? Çünkü bu model hayata geçirilirse bakın zaten dünyadaki bir sorun nedir? vatandaşların gerekli olan araştırmayı yapmaması, yapmamasından kaynaklı olarak belirli grupların, buna gizli örgütler diyeyim vesaire, belirli grupların bu seçmen kitlesini istediği gibi algısal olarak yönlendirmesi ve kendi sonucuna uygun olan yani coğrafyalarda, ülkelerde, kendi çıkarına olan partiler kimlerse onların iş başına gelmesini sağlamak üzere algılar yapılıyor. Bu algıdan çıkılması gerektiğini söylüyoruz dünyadaki toplumların. özelde de ülkemizdeki seçmen kitlesinin. Ama bu seçmen kitlesini hareketlendirecek, tetikleyecek unsurun ne, ne şekilde olması lazım? Araştırmaya teşvik edici. Şimdi bakacak eğer katlanizm uygulanırsa A partisi iş başına geldiğinde ağır tedbirlerle bunu vatandaşa yansıtmak istediğinde vatandaşın tepkisini alacağından dolayı çünkü kendi seçmeni ağır koşullardan etkilenecek. B partisini seçmeni etkilenmeyecek. O zaman A seçmen ne diyecek? Bir dakikaya ben buna niye oy verdim? Ben niye şimdi ağır koşulları itiliyorum? Zamlardan etkileniyorum da B seçmeni etkilenmiyor diyecek. O zaman kendini A partisinin seçmen olmaktan geri tutacak. Araştıracak. Araştırmaya yönelmiş olacak. Eğer bu gelirse ne olur? Bu gelirse ne olur? O zaman işte anlaşılacak hangi partinin slogan attığı, hangi partinin temeli olarak altyapısal olaraktan bir model ortaya koymaya çalıştığı anlaşılacak. Ve o zaman zaten işte toplumlar biraz olsa uyanışa geçebilir. Şimdi uyanışa geçen var mı? Yok. En çok güçlü sloganı kim atıyorsa, medyayı kim yönlendiriyorsa seçmende onun yanında kavrulmaya devam ediyor. Bu uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yöntem değildir arkadaşlar. Dünya ölçeğinde de söylüyoruz, ülkemiz nazarında da söylüyoruz. Eğer ülkelerin ayağa kalkmasını istiyorsak, seçmenlerin araştırmaya teşvik edici olmasını istiyorsak, araştırmaya katkı sağlamasını istiyorsak e o zaman katlanizm kaçınılmaz bir proje. Çünkü A seçmeni A partisini seçtikten sonra A partisinin izleyecek olduğu politikalara katlanmak zorunda. Çünkü o onu seçerek onu kabul edeceğini o mühüre basarak kabul etmiş oluyor pusulada. B seçmeni diyor ki hayır ben onu değil ben B partisinin atacağı adımlara katlanmak istiyorum diyor. O pusulaya mühürü bulaştırarak. Olay bu kadar basit. Bu da İslami temelli. Niye bunu söylüyoruz? E zaten günahlar ve sevaplar şahısların kendi özelinde değil mi? Kişi inanç bakımından atacağı adımda bu helaldir veya haramdır, bu günahtır vesaire diye bilincinde adım atmıyor mu? Evet bilincinde adım atıyor. Tek fark ne? Buradaki atmış olduğu adımdaki helale veya günaha yönelik atmış olduğu adımdaki karşılığını ne zaman görecek? Kıyamet dediğimiz süreçten sonraki o mahkeme Kübra'da. E, bunun nizamını kim tayin etti? Allah, yaratıcı. E, biz de kuluz. Biz Allah kadar sabredecek olan bir konumda değiliz. Böyle bir konum da bizden istemiyor zaten. Sabredin, öyle bir düzen koyun ama sabır edeceğiniz bir düzen olsun. Bizden bunu da beklemiyor. O zaman biz beşeriz. Bu hesabı nerede görmemiz lazım? Kendi oluşturmuş olduğumuz düzen içinde görmemiz lazım. O zaman katmanizmi uygulamanız gerekiyor ülkelerdeki insanların atmış olduğu adımlardaki sonucuna katlanmaları gerekiyor. Allah da bizden bunu istemiyor mu? Ben sizi blu çağına kadar günahsız kabul ediyorum diyor. Yani atacağınız günahtan veya e, helal adımlardan mesul tutmuyorum da ama bulu çağından sonra artık aklınız yerinde olduğu için diyor. O atacağınız kararlara doğru adımlar atmanızı, doğru kararlar vermenizi istiyorum. Niye? Çünkü bundan sonraki kararların size yönelik yaptırımı olacak diyor. Eğer kötü etkilenmek istemiyorsanız kötü ve iyi nasıl ayrılıyor inanç bakımından Müslümanlıkta cennet cehennem. Değil mi? Kuralları belirlemiş Allah. Bunlar helaller, bunlar günahlar, haramlar demiş. Hangisini yapıyorsan yap özgürsün ama yapmış olduğun eylemin sonucunun bir yaptırımı olacak diyor. Bunun bir karşılığı olacak ve bu karşılığı katlanacaksın. Karşımda sızlanma diyor. Niye? Çünkü ben sana iradeyi verdim. İrade temelinde seçim hakkı senin diyor. Ben senin iradene müdahale etmiyorum. Burada da kader anlayışı demek ki ne değil? Ebedi ezelden yazılmış olan bir yönlendirme değil. Yani ben bir karar alıyorsam bu karar benim kaderim değil arkadaşlar. Böyle bedavacılık yok bazıları görüyoruz böyle tarikat cemaat liderleri anlatıyor işte efendim kaderimiz baştan yazıldı falan böyle bir şey yok. Allah kimseyi atacağı adımları yani günaha doğru gidiyorsa mesela o adam onun günahkar olmasını yazmadı ona. Kişi kendi iradesini kullanarak oradaki var olan hatası hataya sevk ediyor. Bu kadar basit bu iş. O yüzden kimse ihali yaradana bu anlamda paslamasın. Terbiyesizlik yapmasın. Gelmiş olduğumuz konu itibariyle katlanizmi kesinlikle uygulayan ülke ayağa kalkar. Çünkü geçmişte de böyleydi. İslami anlamdaki o şeriat denilen, bu da bir şeriat, katlanizm bir şeriat demektir. Bu kadar basit yani. İslami kurallar esası içerisinde Allah bizden iyi adımlar attığımızda ben sizin ne kadar çok yanınızda olacağımı ve yanınızda yanımızda olacağını ve bu yanınız yanımızda olmasından dolayı da o yönetimin o topluluğun ne kadar çok refah içinde olacağını anlatıyor. Geçmiş dönemde bu asrı saadet vesaire denilen dönemlerde bunlar yaşandı. Bunlar oldu. E o zaman niye bugün bunu yapmıyoruz? Yani buraya şeriat dediğin zaman bazılarına göre radikal bağnaz bir tanımlama gibi gözükebilir. Bize diyoruz ki tamam o tanımı kullanmayalım. Katlanizmi kullanalım kardeşim. Herkes atacağı adımın sonucuna katlansın. Bugün ne oluyor? A partisinin seçmeni A partisinin iktidara taşıdığı için B partisinin seçmeni de A partisinin yapmış olduğu usulsüz, zulüm, ekonomi anlamında zulüm reçetelerini B seçmenine de uyguluyor. E bu zaten zulüm. Adaletsiz bir tablo. Ben kendimce araştırmalarımla A partisini desteklememe sebebim zaten buydu. Yıllardır bizi bu yola sevk ettiği içindi. Bu acı reçetelerle karşılaşmamak üzere ben zaten seni desteklemiyordum. Kendince yapmış olduğum araştırmalarla alternatif görmüş olduğum diğer partileri destekliyordum. Veya sandığa bile gitmiyordum. Ama gelmiş olduğumuz tabloda A partisinin seçmeninin araştırmaması veya kendince kişileri şahısları putlaştırmasından dolayı aynı zulme ben de maruz kalıyorum. Bu kabul edilebilir bir tablo değil. Çünkü bu Allah'ın nizamı değil ki ben buna katlanmak zorunda kalayım. Demokrasi de bu değil zaten. Demokrasi katlanizm demektir. Herkesin kendi atmış olduğu adımlardaki sonuca katlanması demokrasidir. Gelin bu uygulamayı hayata geçirelim. O yöneticilerin de yüzünü görelim o zaman. Çok rahat bir şekilde meydanlara çıkıp insanları kandırmak üzere slogan atıp atmayacaklarını o zaman görüyor olalım. Dürüst olacaklar çünkü ondan sonra. Bilecekler ki o koltukta kalmak istiyorlarsa doğru adımlar atmaları gerekiyor. Eğer vatandaşın yansıyan kötü olumsuz bir tablo olduğu zaman o vatandaş arkalarından çekileceğini bilecekler. Eğer ki o kitleyi kaybetmek istemiyorlarsa doğru adım atmaktan başka çarelerinin olmadığı çok aşikar bir şekilde modelden dolayı ortaya çıkacak. Hadi gelin bu kaplanizmi uygulayalım. O zaman göreceğiz bakalım birileri ilahlaştırmış oldukları şahısların arkasında ne kadar duracaklar. Hadi buyurun. Çünkü bugün ne oluyor? Evet zamlar yapılıyor. Ağır ekonomik koşullar uygulanıyor sahada. Ama biz bir bakıyoruz ki burada suspus olan o A seçmeni hala A partisini desteklerken ne yapıyor? Kayıt dışı ekonomi yapıyor. Kayıt dışı ekonomiyle gelir elde ettiği için o kadar fazla ses çıkarmıyor. Ama gelin katmanizme bakalım ne olacak görelim. Hadi bakalım. Hem o kayıt dışıyı engellemiş olur istese de istemese de mevcut hükümet. Hem de ağır reçetelerden etkileneceği zaman kendi seçmene etkileneceğinden dolayı B seçmene etkilenmeyecek. Bunun ayrımı da çok kolay arkadaşlar. Nasıl ya bu nasıl fiyatlandırılacak diye şaşıracak olanlar varsa çok kolay. Bugün hepimizin artık kimlikleri çipli değil mi? Çipli. İçine bir hücre açarsın o hücrede kişinin vermiş olduğu hangi parti parti oy verdiyse onu oraya işlersin. Ve fiyatlandırmaların hepsinde de o kimlik kartını kullanırsın. Ödemeler yapılırken. Ve otomatikman belirlenmiş olan algoritmasal olaraktan çipteki hücre okunur, bunun iktidar seçmeni veya iktidar seçmeni olmadığı netleşir. E sonrasındaki fiyatlama ne üzerinden yapılacağı da çok rahat bir şekilde ortaya çıkar. Artık yapay zeka dönemindeyiz değil mi? Dijitalizm dönemindeyiz değil mi? E hadi kullanalım. Hadi buyurun. Bunlar çok rahat arkadaşlar uygulanabilir olan bir modelden bahsediyoruz. Hiç de öyle ütopik olur olmaz diye bir şey yok. Hadi buyurun bakalım. Kimler atmış oldukları adımların veya almış oldukları kararların siyasi anlamda almış oldukları kararların arkasında duracak seçmen bazında. Hadi buyurun. Hadi bunu yapalım. Yapabilirler mi? Şu anki yöneticilerin hiçbiri veya partilerin, muhalifteki partiler de aynı. Hiçbiri bu modeli çok rahat geçemez. Ama bir babayı çıksın, böyle bir modelleme ortaya koyacağız desinler. Hadi bakalım neler oluyor ondan sonra görelim. Çim, değil mi yani bunların olduğunu görmemizde fayda var. Bunların olduğunu göremezsek vay halimize. O yüzden bizler de diyoruz ki bu gibi yönetimlerle alakalı olaraktan eğer bir ekonomik anlamda bir ülkenin kalkınmasını istiyorsanız katlanizmi koyun. Çünkü bu katlanizmi modeli uygulayacak olan hangi yönetim olursa olsun kimin içeriye sızmasını da engeller biliyor musunuz? Dış güçlerin dış güçlerin de sızmasını engeller. Niye? Çünkü abi ben seçmene oynuyorum. Onun refahını düşünüyorum. O yüzden de katlanizm modelini uyguluyoruz. Onun cebi veya hukuk nazarında da bu aynıdır zaten. Adaleti sağlamakla vesaire alakalı biraz da olsa ayak sürttüyan seçmenin arkasından çekileceğini bildiği için o hükümet, o parti dış güçlerin de etkisinde kolay kolay giremez. Veya onların aldatmalarına da kanamaz. Bunları da anlatalım. Son olarak şunu da söyleyerek bitirelim. Bakın seçimlerin olduğu tarihlerden de önce yapmış olduğumuz canlı yayınlarda şunu altını çizdik. Sayın Cumhurbaşkanı genelde seçimlerde güç alabilmek için, seçmeni daha çok yanında görebilmek için hep dış güçlere bağırırdı. Değil mi? Dış güçler bize müdahale ediyor. Ülkemiz üzerinde oyunları var. Bize müdahale ediyorlar. Rahat nefes aldırmıyorlar. Biz de onlarla mücadele ediyoruz ki bakın mücadele etmiş olduğumuz ülkeler süper devletler. Süper güçler onlarla mücadele ediyoruz falan diyordu. Ama bu seçim takvimi sırasında hiç ağzına bu söylemleri almadı. Hatta düşünün değil mi? Yıl başından itibaren Yunanistan ile Türkiye arasındaki ciddi kriz, krize sebep olanlardan biri neydi? E, antlaşmalar dahilinde asker ve kendince nüfuslanmasını sağlayamayacağı net olan adalara Yunanistan hem asker çıkardı hem bayrak açtı hem de nüfuslandı. Orada bir düzen kuruyor. Bu düzenin oradan kaldırılmasına yönelik bir kere olsun 2023'ün yıl başından beri ağızlarına böyle bir söylem aldılar mı? Almadılar. Bizim mevcut hükümetten bahsediyoruz. Niye almıyorsunuz? Alsanıza. Antlaşmalar var, maddeler ortada, hükümler açık. Niye işletmek üzere uluslararası düzeni hareketlendirmeye çalışmıyorsunuz? Yunanistan'ı bir bakıma da olsa köşeye sıkıştırmaya çalışmıyorsunuz. Halbuki ne oldu? 5 Temmuz 2023'te. Yunanistan'da da yeni hükümet kuruldu. Bizde de yeni hükümet kurulduktan sonra bizdeki savunma bakanı Yaşar Güler, onlardaki savunma bakanı bir önceki eski dışişleri bakanı Nikos Dendias'tı. Telefon görüşmesi yaptılar 5 Temmuz'da. Yapılan görüşmede ne kararlaştırıldı? İki ülke arasında güven arttırıcı konular üzerine antlaşma sağlandı. Şimdi güven arttırabilmek için ne olması lazım? Ortada var olan antlaşmalara uyulması lazım. E antlaşmalardan birinde şu 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 adaların silahsızlandırılması, bayrakların asılmaması, her iki devletten birinin orada egemenlik sağlamaması geçiyor mu? Geçiyor. E güven sağlama esası konusunda Türkiye'nin Yunanistan'a hadi bu maddeyi uygula da benim güvenimi kazan demesi gerekmez miydi? Gerekirdi. Dediler mi? Demediler. Yani Türk kanadı olan Yaşar Güler Savunma Bakanlığındaki heyet böyle bir tez ortaya sunmadı. E o zaman güven arttırıcı konularda hangi konular ve başlıklar altında anlaşma sağladınız siz diye de soruyoruz. Güven arttırıcı konular demek ki tek taraflı gidiyor. Yunan memnun olsun da başka bir şey istemiyoruz gibi bir tablo çıkıyor ortaya şu an. Niye bunu yapıyorsunuz? Yapmayın diyor. O yüzden de elimizden geldiği kadarıyla objektif bir şekilde sizlere yaşanan durumları aktarmaya çalışıyoruz. Ekonomi ile alakalı da takip ettiğimiz ekonomistler yerli yabancı. Türkiye'de ciddi anlamda yıl sonuna doğru dövizin 30 bandının altına inmeyeceği, faizlerin ciddi anlamda yine %30 bandına yapışacağı, enflasyonun da resmi TÜİK verilerine göre de 70 bandlarına doğru tırmanacağı zaten şu anda açıklanmış durumda. Yıl sonuna doğru geldiğimizde bu vermiş olduğumuz tablolar netleşir gibi bir netice ortaya çıkarsa biz şu anda sizlere yalan mı söylemiş olacağız? Veya kahinlik mi yapıyor olmuş olacağız? Tıpkı daha önceki seçim öncesindeki programlarımıza da bunları yapmadığımız gibi yine yapmış olacağız. Niye? Görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar. O yüzden sorun var sorunlar büyüyor. Şimdi mesela Temmuz'dayız değil mi? 24 Temmuz 2023'te iktidar cenahının anlatımına göre Lozan 100 yıllıktı ve süre bitiyor. Ondan sonra biz uçacağız kaçacağız deniliyor değil mi? E hadi sen ağır şartlarla insanlarını zaten çıkmazı itiyorken neyin uçmasını kaçması? Bir de çıkıyorlar diyorlar ki Türk Birliği projesinde biz hami olacakmışız. Yahu kendi ülke nazarında bile zaten kasan boşken diğer o Turan coğrafyası dedikleri Türkistan coğrafyasındaki ülkelerin hamilini nasıl yapacaksın? Ekonomin yok. Hiçbir şeyin yok. Yapmış olduğun savunma sanayindeki kalkınma hamlelerin neticesini bile 2030'larda anca göreceksin. Çünkü daha üretim yok. Bir seri üretim yok. Sipariş alınan bir durum yok. Alınan bir ön ödemeler yok vesaire. Yani bunlar bizim ekonomimize yansımıyor. Keşke yansısa da zaten yansıdığını nereden anlarız? Bu ağır reçeteleri hükümetler vatandaşlarına uygulamamış olur arkadaşlar. Bunları bu anlamda bilmemize fayda var. O yüzden kimse siz yani kim sizin karşınıza gelip Türk Birliği'nde uçacağız, kaçacağız, öyle olacak Türkiye böyle diyorsa bakın gerçeği anlatmıyor demektir. Ve bu gibi söylemler içinde kimler varsa da çok açık ve net söylüyoruz itibar etmeyin. Etmeyin. Doğruyu anlatmıyorlar. Size hayal satıyorlar. Gerek yok diyoruz ya. Bir kere bir vatandaşın kendi ülkesine güvenebilmesi, o ülkeye sadakatle yaklaşabilmesi için doğru bilgiler edinmesi lazım. Kendi milletinden. O ekranlarda kimler söylemlerde bulunuyorsa bir kere de olsa aydın sorumluluğu içinde bunları anlatmaları lazım. Objektif olun ya ona buna yarayacağım diye uğraşmayın yani. Objektif olun ve yanlışı kim yapıyorsa yanlış yapıyorsun deyin diyoruz. Ama demek ki öyle bir tutum sergilemiyorlar. O zaman izleyiciler nazarında sizlere burada bir görev düşüyor. Sizler bu ayıklamayı yapacaksınız. Dünden bugüne kadar kim istikrarlı açıklama yapıyor, kim yapmıyor bunu göreceksiniz. Ve o kişilere yaklaşıp yaklaşmamakta karar sizin diyoruz. Burada izleyici nazarında sadece bizlerin videolarını açın, izleyin, geçin değil. Burada diğerlerine de tavır göstermeniz lazım. Onları eleştirmeniz lazım. Çünkü bu ekranlar sizlere açılıyorsa Allah daha sonra hak, yani hak baki olduğunda soracak onlara da çünkü. Bu imkanları niye doğru bir şekilde kullanmadınız? Toplumlara niye doğru bilgi vermediniz diye Allah onlara da bunların hesabını soracak, bize de soracak. O yüzden objektif olmaktan başka çağrınız yok arkadaşlar. Siz de objektif olacaksınız, anlatıcı olarak bizler de objektif olacağız. Taraf tutmaya gerek yok öyle birilerince sosyal medyadaki takipçi sayılarının kasma derdinde girmeyeceksiniz. Gerekiyorsa iki kişi takip etsin, bir kişi takip etsin ama siz elinizden geldiğince doğruyu söyleme gayreti içinde olun. Sizlerden de tavsiyemiz, yani sizlere de tavsiyemiz bu doğruyu söyleyenlere ayırt edebilmeniz. Diyelim daha fazla da uzatmayalım. Genel anlamda işte zamlarla alakalı konuyu bu şekilde özetlemiş olalım. Bu gibi konularla an ve an elimizden geldiği kadarıyla zamanımız müsait olunca karşınızda olup videoları çekerek sizleri de kendi bakış açımızla, objektif bir tutumla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu gayretimizde devam ettirme niyetindeyiz. Daha sonra yapacağımız videolarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.